Çok güzel bir masanın etrafında toplandık. Burası neresi mi? Burası Zeytin Müzesi. Çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş burada. Zeytin'in tarihçesinden bugünümüze kadar gelen yolculuğunda neler yaşanmış ve nasıl bir birikimin sahnelenmiş olduğunu biz burada kendi gözlerimizle gördük. O yüzden kıymetli mutfak dostlarını gastro rotaların bugün oturduğu bu masaya davet ediyoruz. Lütfen rotanızı bu tarafa çevirin ve bu ayrıcalığı sizlerde yaşayın. Şimdi sizlere çok kıymetli dostumuz Gonca Tokuz Hanım'ı takdim etmek istiyorum. Kendisinin ünvanı o kadar uzun ve o kadar kıymetli ki benim onu cümlelerle dile getirmem mümkün değil. Kendisinden dinleyelim Gonca Hanım'ı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nal Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Bizler sizleri gördüğümüz için çok mutluyuz. Yarın şehrimizde, Altınözümüzde biliyorsunuz bir zeytin ve zeytinyağı festivalimiz var. Ve biz de o organizasyonda yer alıyoruz. Evet. Siz de kıymet verdiniz. Davetimize geri çevirmediniz. Zaman ayırdınız bize. Size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Zeytin Müzesi'ndeyiz. Haliyle Zeytin Müzesi'nde zeytin konuşulur diye düşünüyorum. Evet, evet. Zeytin hakkında neler söyleyebiliriz? Bugün bu sofrada 5-6 çeşit zeytin indirebildik soframıza. Ama Gaziantep mutfağı, Kilis mutfağı, evet. Antakya mutfağı ve bu mutfak içerisindeki o zeytinin peşinde gezdiğimizde birbirinden farklı zeytin evet. çeşitleriyle ve tatlandırma metotlarıyla karşılaşıyoruz. Siz evet. neler söylersiniz? Özellikle Hatay mutfağı, Antakya mutfağı hayran olduğum bir mutfak. Onu özellikle belirteyim. Gaziantep'li ve Kilisli dostlar lütfen alınmasınlar. O her yörenin kendine göre güzel tatları var, kültürü var. Aynı yemektir, adı değişir. Aynı yemektir, adı aynıdır. İçine konulan baharat farklıdır. Sunum farklıdır. Özel gün yemeğidir. Bunlar bizim kültürümüzün tam böyle şey noktalarıdır, köşe başlarıdır. Eğer bir yemeği anlatıyorsanız, bir yemeği sunuyorsanız, o yemeğin adının nereden geldiğini, ne zamandan tarihçesini, sunulduğu, yenildiği ortamı anlatmazsanız bir yanı eksik kalır, bir tarafı eksik kalır. Antakya'da çok şükür yani onu severek izliyorum. Sizler Çok Güzel Şeyler Gastronomi Derneği. İlk ben Antakya mutfağını Süheyl Bey'in, Süheyl dostum, sevgili Süheyl Bey'in kitabından yakinen tanıdım. Yani kitabi olarak çok bilgiyi. Ama Antakyalı dostlarımız vardı ve kahvaltılarına hayrandım. Eskiden beri hayranım zaten. Ama şimdi ben ne yiyeceğimi şaşırdım. Geçen gelişimde biraz kilo aldım gittim. Kendimi tutmaya çalışıyorum evet. ama bakıyorum burada müstivi denilen çökelek var. Onu mu yesem? Sonra bu Osmanlı'nın simiti yeni formunu hala koruyan böyle araba teke Evliya Çelebi'nin yedik biz bir kısmını bunun. Onun için tekerleğin, direksiyonun bir kısmı gitti. Ama bundan mı bahsetsem? Tabii simit, gevrek, kalk değişiyor kültürlere göre. Ama bu Osmanlı'daki formunu koruyan bu simitin bildiğim kadarıyla başka yörelerde de olabilir. Bir tek Antakya mutfağı. Evet. Simidi halka dedikleri. Evet. Halkayı simit olarak da. Evet. Olarak evet. Formunu koruyan bir kent. Birçok yemeği 15. yüzyıldan beri özelliğini koruyor Antakya mutfağı. Şimdi evet. zeytin başlı başına yani ben peynire girsek çıkamayız zaten peynirin içinden. Ama şimdi biz zeytin festivali diye geldik. Şimdi zeytinden bahsedelim. Evet. Küçücük tatlı tabak kaşığıyla evet. bir zeytin alalım. Sayalım evet. bakalım buraya kaç zeytin sığmış. Şöyle 3, 5, şöyle 8, Halhali zeytin 10, bu. 12. Evet. evet. Bu şöyle yörenin. Bir tabağa, şey kaşığa 12 tane zeytin sığması mümkün. Peki yemek kaşığı olsaydı 42 tane sığıyor hocam. Saydık biz bunu. Evet, evet. sağ evet. evet. Kendisi çok küçük ama marifeti çok fazla. Her sofranın mutlaka bir sloganı vardır. Evet. Zeytinin o kadar çok sloganı var ki. Şimdi kandilde ışık, sofrada katık, hastalara, hastalara şifa, kirlenen evet. bedeninize arlık, paklık.
Bakın bu arkamızda eski bir patoz var. Evet. Bu da çok eski değil aslında. Yani bir 50-60 yıllık bir mazisi var. Ama yan salona geçeceğiz şimdi birazdan. Orada 300-500 yıl geriye doğru gideceğiz. Orada keçe baskıları, su zeytini konuşacağız. Ama zeytin konusunda tabii ki burada ben Hatay yöresindeki zeytinleri saymak isterim. Sonra Süheyl Bey de zeytin konusunda, onun da derin çalışmaları var. Efendim bizim Hatay'ımızdaki zeytin çeşitleri içerisinde bir defa soframızın prensesi halhalımız var. Hem küçük kendisi, evet, hem de bebek gibi ya böyle. Evet. Daha çok bir severiz onu. Daha bir de annesi boy boy, var. Evet. Tabii boyulanır bunlar. Bizde zeytin küçüldükçe kıymetlenir. Evet. Bizim mutfağımızda. Anne annesi de var onun tabii, galiba değil mi? Bunun küncüsü olur. Evet. Bunun küncüsü de o kadar küçük ki minicik olur. Onu elinizin gördüm ama kadar, öyle dendiğini evet, bilmiyordum. Asıl zeytinde yağı o keser. Yani yağın bereketini o arttırır. Zeytin irili ufaklıysa aynı ağaçta, küçük ne kadar çoksa yağ o kadar çok. Bizde her ağaç bir teneke zeytin keser denir bu mutfakta. Yani aynı burası Kuser mıntıkası, yani altın özünün. Gelirken gördük zeytin ağaçlarından orman dedim. Yani böyle bir şey hiç görmedim ben şimdiye kadar. Evet. Yani hayretler içerisinde bizim kaldım. Bizim tabii bazı eksiklerimiz var. Hataylı olarak bunu söyleyebilirim. Bizim maalesef bir marka değerimiz, iç piyasaya olan marka değerimiz üzerinde çok durulmamış. Yani herkes ürününü toptan bir yere satma kaygısına düşmüş. Çünkü geçinmek ve bu işi üretip ortaya koyabilmek çok zor. Ege'de küçücük mikro işletmeler bile kendi markalarıyla bugün arz-ı endam ediyorlar. Uluslararası fuarlarda, efendim ulusal fuarlarda. Bizim bu bölgemizde böyle bir eksik tarafımız var. Şimdi olacak zamanla. Tabii ki bu olacak, bir zaman evet, alacak mutlaka. Şimdi yeni bu işe çok ciddi gönül vermiş, yatırımlar yapan çok değerli dostlarımız var. Onları da hem tebrik ediyoruz hem de işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Onların evet, çok zor iş gerçekten. Tabii zeytin çok güzel. Bu yöreninki çok güzel, özel ve diğerlerine göre de daha az zannediyorum kalmış ağaç sayısı olarak. Evet, evet. Ama bir de zeytini bu hale getiren yani doğa, toprak, iklim ama şu sofrada yediğimiz lezzetine kavuşturan hanımefendinin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten, çok güzel, tamamen doğal, natürel ama yani yedikçe yesim geliyor, kendi kendime zor hakim oldum, o kadar nefis bir şey. Evet. Ellerinize sağlık. Şimdi zeytinlerimizin çeşitlerini önce bir böyle bir sıralayalım. Evet. Halhalı. Evet, karamani. Evet, karamani, topak, topak aşı, celep, celep aşı, savran, savrani olarak da söylenir. Ondan sonra haşebi, sarı haşebi, kalem bezi, mahalle çocuğu. Tabii bizim sevmediğimiz, benim şahsen sevmediğim ama maalesef tarım politikaları diyelim böyle. Devletimizin de büyüklerinin de bildikleri var. Bizim bilmediğimiz şeyler de olabilir. Bölgemize Edremit, ondan sonra Gemlik, Ayvalık, Ayvalık, Akhisar zeytin çeşitleri de burada fidanların dağıtılması marifetiyle zeytin çeşitlerimizin arasına girdi. Şimdi evet, o ağaçlar çok ciddi zeytin veriyor. Daha çabuk üretime geçiyor evet, zannediyorum. Ama, daha çabuk ürün evet, alınıyor. Tabii ki aroma ve tat konusunda bizim ağız tadımıza uygun değil. Çünkü halhalı yerinde ağır olmalı. Bu bölgede bu üretilmeli, fidancılığı desteklenmeli. Efendim bunun ağaç sayısına göre belki destekleme verilebilir. Sadece sınıflandırılarak yağlar çekilebilir. Evet. Yani bugün sadece halhalıdan bir yağ çektiğinizde inanın dizemi, aroması çok farklı. Evet. Çünkü bizim bölgemiz çok sulu bir alan değil. Yani bizim buradan sular, seller akmıyor. Hatta biz geçen hafta yağmur duasına çıktık Şenköy'de. Akşamı yağdı. Çocuklar da var mıydı? Çocuklar da vardı ama modu aşını duasına çıkmadık. Çıkmadı. Biraz daha yukarıya, yani yörük kültüründe biraz daha var. Evet. O bir şaman geleneği. Geleneği evet. Orada da şöyle bir amentüsü var. Modu modu, anan kimden doğdu? Bir kaşık sudan oldu. Tarlada çamur, teknede hamur. Hı. Ver Allah'ım ver, sicim gibi yağmur. Yağmur evet. Orada duası böyle. Tabii biz şimdi burada hep zeytinleri konuşuyoruz. Şimdi sürekli dile getirdiğim bir şey var. Onu burada söylemek isterim. Bitiriyor muyum? Biraz daha, hadi biraz. Evet. Çeşitleri de sayalım. Zeytin çeşitlerini saydık. O zaman o Nuh'un gemisine girmiyorum. Yok, gelmeyeceğiz. Yani gideceğiz artık. Evet. Bugün
Antakya mutfağının kendi zannımca koruma altına alınması gereken simalarından birisi. Onun gölgesinde olmak, aynı çatıda olmak, hatta aynı masada olmak, aynı yemek ye, aynı nimetler üzerine konuşabiliyor olmak benim için çok bir şans, büyük bir şans. Ben Hatay içinde, Antakya içinde ve geneleksel Türk mutfağı içinde büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Aynı fikirdeyim çok ben seviyoruz. De. Şimdi Süheyl Budak masamızda. Ona da söz vermek isteriz çünkü asıl söz sahibi kendisi. Süheyl Bey, siz neler söylemek istersiniz zeytinle ilgili? Efendim Ünal Bey'in bu kadar iltifatına ben mazhar ediyor beni. Acaba ben öyle miyim? Bir düşünmem lazım. Öyle ben zeytin konusunda çok bilgili değilim. Önce onu söyleyeyim. Sadece şunu anlatmak isterim. Zeytin her dönemde, yani insanlık tarihi döneminin her döneminde çok kıymetli. Şöyle söyleyeyim, parfüm olmuş. Hem de yani şimdikinin marka parfümü, vücuda sürülmek üzere, deriyi yumuşatmak için. Birçok savaşlar zeytinyağı için yapılmış, tarih kitaplarına baktığımız zaman. Ticareti çok önemli. Bu bölge zeytinyağı yönünden ve zeytin yönünden de çok kıymetli. Hemen çok uzaklara gitmeyeceğim. Bizans döneminde zeytinlerin olduğu tarlaların tümü devlete ait. Kesinlikle bireysel bir tapulama yok. Zeytinin idaresi de o mülki amir tarafından yapılır. Zeytin bahçeleri dağıtılan ailelerden her yıl ne kadar zeytinyağı alındığı kayıtları alınır. Ertesi yıl eğer bu zeytin yağı miktarı düşmüşse onun hesabı sorulur. Eğer hesap verilmezse, yani akla yatkın bir hesap verilmezse, o tarla alınır bir başkasına verilir. Ne kadar güzel. Tarlanın işletmesi o aileye mensupken, o ailede erkek çocuk yoksa, aile, yani tarlayı verilen baba diyelim veyahut da ailenin reisi öldüğünde o ailede erkek çocuk yoksa tarla tekrar devlet tarafından alınıyor ve bir başkasına veriliyor. Dolayısıyla burada tarlaların bölünmesi veyahut da işte miras yoluyla aktarılması yasaklanmış. Çok ilginç bir anekdot var burada. Biliyorsunuz yine Doğu Roma zamanında olimpiyatlar Antakya'da yapıldı. Ama o dönemin kralı Antakya yönetimine kızıyor. Ve olimpiyatları yasaklıyor. Aşağı yukarı 2 yıl üst üste olimpiyatlar yapılmıyor. 2 yıl sonra olimpiyatlar tekrar Antakya'da yapılmasına izin veriliyor. O izin verilmesinin nedeni de buradan çok kıymetli zeytinyağların krala gönderilmesi. Osmanlı döneminde biliyorsunuz zeytinyağları Girit'ten gelirdi. Ancak tahmin ediyorum 16. yüzyıldan sonra Girit'ten gelen yağlar, yani az miktarda gelmeye başlıyor ve Anadolu'dan yağlar gelmeye başlıyor. Bir başka anekdot daha söyleyeyim. Osmanlı döneminde biliyorsunuz kuyruk yağı çok kullanılan bir yağ. Zeytinyağı da kullanılıyor. Ancak kuyruk yağını ve tereyağını kullandıkları için 2 tane karışım yapıyorlar. Ben bunu çok önemserim. Tereyağının %70'iyle %30 zeytinyağı kullandıkları, aynı zamanda 50-50 kullandıkları yağları var Osmanlıların. Yine Osmanlıların ikinci karışımları var. Kuyruk yağı, tereyağı ve zeytinyağı. Bu tür yağ karışımlarını hiçbir mutfakta bulamazsınız. Hemen bir anekdot daha söyleyeyim. Bizim Antakya mutfağında kaytaz böreğimiz var. Kaytaz böreğini şimdi yapan kalmadı zannediyorum. Ama biz özellikle bizim hanıma söylüyoruz, eski sistem yapın. Tereyağı ve zeytinyağını beraber karıştırırlar. Ve öyle bir kaytaz böreği yaparlar. Şimdi diyeceksiniz ki tereyağı ile zeytinyağını niye karıştırmışlar? Şimdi siz eğer bir kıtır tat almak istiyorsanız tereyağı kullanacaksınız. Peki yumuşaklığı devam ettirmeniz için de zeytinyağı kullanmanız lazım. Dolayısıyla bizim mutfak muhteşem. Ben bu kadar anlatayım, sizin konularınıza fazla girmeyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkürler, çok teşekkürler. Efendim
Bu güzel havada Altınözü'nün Tokaçlı köyünde Zeytin Müzesi'nde mengene yağlarının çekildiği tarihi Zeytin Müzesi'nde bize bu muhteşem atmosferi ve sofrayı hazırlayan başta Janet Çilingir Hanım'a ve Nadia Hanım'a, çok kıymetli hanımefendi anneleri ve babası beyefendi İbrahim Bey'e bize yaptıkları güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sofranız daim olsun. Hanenizden sıhhat, işlerinizden de bereket eksik olmasın efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum.